21 günde paragraf kampımızın geldik. Bugün ikinci günde arkadaşlar. 21 günde 144 sayfalık paragraf kitabını bitiriyoruz. Bu kamp herkese derman oluyor. Dertlere ilaç olacak bir kamp biliyorsunuz ki. Bugün ne yapacağız? Bugün yine 35 soruyu birlikte çözeceğiz. Ve artık kitaplarımız sayfa 10'u göstermekte arkadaşlar. Ne yapacağız bugün? Test 4, test 5 ve test 6'yı birlikte çözeceğiz. Ama öncesinde lütfen ama lütfen ödevlerinizi yapınız ve benimle birlikte ben nasıl çözüyorum ona bakınız. Tamam mı? Bu çok çok önemli. Çünkü sadece benim çözümümü izlemek size bir şey katmayacak. Önce kendiniz çözeceksiniz. Kendiniz nasıl bir bakış açısıyla yaklaşmışsınız? Ben nasıl bir bakış açısıyla yaklaşıyorum? İkisi arasında mukayeseyi yapa yapa ilerlemiş oluyoruz. O zaman o zaman bir önceki günün sorusunda bir cevaplamak isterim. Ondan sonra derse gireceğim arkadaşlar arkadaşlar. Neyi sormuştum size? Çevrim içi nasıl yazılır? İşte Whatsapp'ta çevrim içi olmak ve yanlış Whatsapp bizi kandırıyor. Bakın ki artı K tekniğimiz ama hayat kurtarıyor biliyorsunuz ki. Burada çevrim içi ayrı yazılır ama WhatsApp açıp baktığınızdaki açın şu an bakın biri çevrim içi olsun mesela bir arkadaşınız diyelim ki bir teşek yazıyorlar. Bu yazım yanlış arkadaşlar. Lütfen dikkat edin. Bunu sorabilirler. Çevrim içi ayrı yazılacak. Çünkü neden? Yeni anlam yok. Bizim mantığımız neydi? Ki artık herde yeni anlam varsa biz bunu birleştiriyorduk. Ki artık herde yeni anlam yoksa ayrı yazıyorduk. Ki burada yeni anlam göremiyorum. Çünkü siz mesela şu an benim çevrimimin içindesiniz. Dolayısıyla nasıl yazıyorsunuz artık arkadaşlar? Ayrı yazıyorsunuz diyoruz. Evet hadi bakalım sözcüğün anlamıyla devam ediyoruz. Nefis. His bir ders sizi bekliyor. Bakın S artı S tekniğimizi de bugün bu derste kullanacağız. O yüzden çok çok önemli beni dikkatle dinleyin. Evet test 4 diyoruz ve birinci sorumuzla. Bir başlıyoruz bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen altı çizili sözcük gerçek anlamda kullanılmamıştır? Aslında muhtemelen benden mecaz ya da yan anlamı istiyor ama ÖSYM e en çok mecazla ilgileniyor arkadaşlar. Oradan hareketle sadece alt çizili kelimeye kesinlikle bakmıyoruz. Bağlama bakarak karar veriyoruz. Yangından sonra burada büyük bir temizlik faaliyeti başladı. Yangın gerçekte Gördüğüm değil mi bir şeyin yanmış olması hali dolayısıyla gerçek anlam. Kahve bağımlılığından dolayı kahve içmeden çalışmaya başlayamaz. Aynen öyle bir gerçek anlam var. Bıçakların keskinliği kaybolmuş onları bileylemek gerekiyor. Bakın keskin değil mi artık kesiyor. Dolayısıyla gerçek anlam. Mayıs ayı içinde trafik cezalarının tamamını ödemeniz gerekiyor. Ceza gerçek anlam. Bana düşenleri yapmak elbette öncelikle benim görevimdir. Bakın Edirne artık mecaz anlamı oldu. Peki neden düşmek kelimesi ilk etapta aklınıza neyi canlandırdı? bir size sormak isterim. Bir şeyin düşmesi değil mi? Mesela ben şu an bu sandalyeden düştüm mesela. Bulunduğum yerden bulunduğum yeri terk ediyorum. Bu. Ama burada bana düşenleri yapmak derken artık benim üzerime düşen görev değil mi? Ödev bunlardan bahsediyor. Dolayısıyla mecaz anlam oluşturdum. O halde cevabım Edirne seçeneği olmuş oluyor arkadaşlar. Evet ikinci sorumuza bakalım. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde geçen altı çizili sözcük gerçek anlamının dışında mecaz anlamıyla kullanılmıştır demiş. Hemen bir bakıyorum. Solu atar çek tekniğini de kullanabilirsiniz. Bağlamdan hareketle de karar verebilirsiniz. Halk kültürü ulusal kültürün en önemli en en verimli kaynaklarından biridir. Kültür aslında burada gerçek anlamda kullanılmış değil mi? O e, bizim eskiden gelen bağlarımız gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla yeni bir anlam yok. İkiye bakıyorum. Halk şiiri ise bu kaynakların en etkin, en yaygın ve en en özgün kollarındandır. Hmm. Kol normalde ilk anlamı gelen şu değil mi? Şu anlam bir uzuv. Dolayısıyla bu uzumu kullanmadım artık. Halk şiirinin bu kaynakların özgün kolları yani halk şiirinin bir uzama biçimi gibi düşünebilirim. Dolayısıyla burada yeni bir anlam oluşturmadım. O halde cevabım ne oldu arkadaşlar? Bursa seçeneği oldu. Ee, biz diğer seçeneklere de bakalım ama halk şiirinin genellikle sözlü bir etkinlik olması ve gemen çevrelerce küçümsenmesi ve onun yazılı kaynaklara geçmesini kısıtlamıştır. Yazılı kaynak evet gerçekten bir kaynak şeyleri yazmak burada herhangi bir mecazi durum yok. Bu nedenle halk kıyınları onu yüzyıllarca gözü gibi korumuş. Kulaktan kulağa ve kuşaktan kuşağa aktararak bugünlere getirmiştir. Halk derken değil mi? Burada da yeni bir, e, farklı bir anlam. Yani kelime solda ve sağda farklıdır gibi bir durum söz konusu olamıyor. O yüzden bu da gitmiş oldum. Geçmişte resmi tarihler ve şair tezkireleri ona pek az yer ayırmışlardır. Şair derken yine şiir yazan kimse. Burada da mecaz anlam yoktur diyorum. Evet, üçüncü soruya geçiyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yan anlama gelebilecek şekilde kullanılabilir? Yan anlam neydi arkadaşlar? Artık gerçek anlamda biraz da olsa ilişki arayacaktım değil mi? Mesela... Çekmecenin gözünde bir adet kitaba rastladım. Bakın çekmecenin gözü de açılıp kapanıyor ve bir çukurun içinde. Benim gözüm de açılıp kapanıyor ve bir çukurun içinde. Tamam mı? Gerçekle ilişki kuruyorum. Masanın ayağı. Bakın benim ayağım da beni ayakta tutmaya yarıyor. Masanın bu ayağı da ne yapıyor arkadaşlar? Masayı ayakta tutmaya yarıyor. Dolayısıyla gerçekle bir ilişki arayacağım. Hadi bakalım bir cevabımıza. Aktepe sırtlarındaki gece kondular yıkılmıştı ve ora kentsel dönüşüme uğramıştı. Bakın bu olabilir. Sırt dediğim zaman sizin sırt bölgeniz aslında şöyle dümdüz bir bölge değil mi? Aktepe sırtı dediğimde de aslında bir tepenin sırtı yani düzlük bir alanda yapılmış evlerden bahsediyorum. Gerçekle bir ilişki yakaladım. Muhtemelen cevabımız Adana ama biz diğer seçeneklere de hızlıca bakacağız. Mezarlığın tarihi eser niteliğindeki taşları koruma altına alınmıştı. Hayır burada göremiyorum. Kıyafet satan bir mağaza açmayı planlıyordu ama parasızlıktan başaramadı göremiyorum. Park yeri sorunundan dolayı çarşıya özel arabayla gidiyorum. Gidemiyorum çarşı derken göremiyorum. Sigara dumanı yüzünden çocuklar çeşitli rahatsızlıklara yakalanıyor. Herhangi bir gerçek anlamlı ilişki göremediğim için yan anlam da diyemediniz diyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım dörde bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen altı çizili sözcük diğerlerinden daha genel anlama gelebilecek şekilde kullanılmıştır. Yani genelde bir şeyleri kapsayacak arkadaşlar tamam mı? Genel anlam bu olacak. Bakalım hemen. Ağacın altında oturup çayınızı serin bir ortamda içebilirsiniz. Diğerlerinden daha genel ama bir hepsine bakmanız gerekiyor gerekiyor Bardağı bulaşık makinesine at, birazdan makineyi çalıştıracağım. Telefon teknolojisi bilgisayar ortamının bütün olanaklarından yararlanıyor. Komutan birliği denetledikten sonra tatbikat alanına doğru yola çıktı. Servis gelmeyince öğrenciler derslerini biraz daha geç kaldılar. Bakın, bunların içinde şimdi diğerlerinden daha genel değil mi? Şimdi bir mukayese yaparak ilerleyeceğim. En geneli telefon, değil mi? Neden? Çünkü diğer bütün e, mesela ev telefonu olabilir cep telefonu olabilir ahiza değil mi ankesörlü olabilir çok fazla çeşide ayrılabilme noktası var ve daha genele hitap eden bir nokta da o yüzden cevabımız Ceyhan. Burada diğer seçeneklerle ilişki kurarak ilerlemek gerekiyor çünkü diğerlerinden daha genel demiş yani sadece tek bir seçeneğe bakıp buna karar veremiyoruz. Devam ediyoruz artık. Bu cümlede geçen altı çizili sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Bakalım. Birinci sözcük gerçek anlamda kullanılmıştır. Masanın gözünde tapu belgeleri var. Onları alıp yanıma gel hemen. Masa derken gerçek anlam doğru. İkinci sözcük yan anlamıyla kullanılmıştır. Masanın gözü. Evet az önce verdiğim örnek bakın. Çekmecenin gözü, masanın gözü. Aynen öyle. Üçüncü sözcük tekil bir attır demiş. Tapu. Evet tekildi. Lerler ekini falan almadım. Dördüncü sözcük mecaz anlamdadır. Belge. Hayır belge bizzat bir kağıttan bahsediyorum. Ben burada mecaz anlam oluşturmadım. Cevabım denizli oldu. Edirne'ye bakıyorum. Beşinci sözcük gerçek anlamda mı kullanılmış? Onları alıp yanıma gel. Evet yanıma gel derken gerçek anlamda kullanılmıştır diyorsunuz arkadaşlar. Hadi bakalım artık altıncı sorudayız. Ne demişiz burada? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir sözcük kullanılmamıştır ama bir hatırlayalım terim anlamı bilim sanat meslek dalları ile ilgili özel anlamlar değil mi? Üçgen dikdörtgen kare deyince aklıma geometrinin gelmesi bir terim anlamdır. Ya da mesela kafiye redif dediğimde aklıma edebiyatın gelmesi bir terim anlamdır. Dolayısıyla bu, bu tarz bir şey arayacağız arkadaşlar. Sorunumuza bu açıdan bakmayı gerçekten hiç düşünmemiştim. Bakın sadece bunu altı çizili verseydim biraz daha zorlamak, zorlardım. Sadece açı kelimesine bakıp buna geometri diyemezsiniz. Bu bağlamda Artık sorunları bu noktadan bakmaktan bahsediyor. Dolayısıyla cevabımız direkt Adana. Ama diğerlerini söyleyeceğiz. Uyaklar konusunu anlatmakta zaman zaman güçlük çekiyorum. Uyak dediğim zaman aklıma ne geldi? Edebiyat geldi değil mi? Bir edebiyat terimi geldi. Mısır dönemine ait hieroglifler, hieroglifler konusunda eğitim almış bir uzmandı. Artık hieroglif dediğim zaman aklıma tarih geldi. Lagün deniz kenarında görülen bir göl türüdür ve Akdeniz'de de bulunur. Lagün derken aklıma coğrafya geldi. Yapım ekleri dilimize dört ana başlık altında incelenir derken aklıma Türkçe gelmiş oldu. Dolayısıyla bunları ne yaptım? Direkt elemiş oldum arkadaşlar. Sayfalar çevrilsin bakalım. Artık yedinci sorumuzdayız. Hadi bakalım. Bu cümlede geçen altı çizili sözcükle ilgili olarak hangisi yanlıştır demiş. Soyut anlamlı bir sözcüktür. Bakıyorum. Bütün mutluluklar geçicidir. Bu nedenle insan ruhuna hitap eden işlerle daha çok uğraşmalıdır. Aynen öyledir. Mutluluk dediğim zaman bakın ben mutluluğu tutabiliyor muyum? Dokunabiliyor muyum? Onu görebiliyor muyum? Hayır. Belki hissedebilirsiniz ama beş duyu organınızı algılayamıyorsanız bunlar soyuttur arkadaşlar. Dolayısıyla soyut anlamlı bir sözcük. Peki çoğu mu? Yani lerler ekini aldı mı? Hemen bakıyorum. Aynen öyle lerler ekini aldım. Gerçek anlamıyla mı kullanılmış? Evet gerçek anlam görüyorum. Yan anlamda değil mi? Evet değil. Peki somut anlam diyebilir miyim? Hayır ben zaten yukarıda soyut olduğunu kabul ettim. Somut anlamlı diyemiyorum çünkü ben mutluluğu tekrar söylüyorum ki beş duyu organımla algılayamadım. Artık sekizinci sorudayız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen alt çizili sözcük somut anlamlı iken mecazlaşmış, soyut bir anlama gelecek şekilde kullanılmıştır. Bakın şimdi siz bunu bağlamdan çektiğinizde ne olacak biliyor musunuz? Bağlamdan çektiğinizde somut olacak. Sonra soyut. Bakın bu nasıl şey de diyebilirdi. Aşağıdakilerin hangisinde soyutlama vardır da dese aynı şeydi. Burada biraz daha açmışız olayı tamam mı? Bağlamdan çektim somut ama o bağlama yani o cümleye girdiğinde soyut olduysa bunu arıyorum. Bakıyorum şimdi. Bu iş zorlu olmaz. Çalışmayı sen kendin istemelisin her zaman. Çalışmayı derken arkadaşlar burada zaten her türlü somut olduğu için gittim. Babamın ateşi sönmemişti. Kardeşime hala kızgındı. Bakın, ateş kelimesini bağlamdan çekin. Ateş yakıcı bir şey, değil mi? Heh, yakıyor. Yani ben bunun artık hissedebiliyorum, dokunabiliyorum. Dolayısıyla somut. Ama ben bunu bağlama soktuğumda babamın ateşinin sönmemiş olması artık soyut oldu. İşte zaten benden de bunu istiyor ki bu da soyutlama. Cevabım Bursa ama diğerlerine hızlıca bakıyorum. Yaşım ilerledikçe gözlerim yakını görme yetisini kaybediyordu. Bakın burada zaten soyut yok. Direkt elediniz tamam mı? Biraz bu mantıkta gidersek daha hızlı çözeriz soruları. Taş duvarların boyası dökülüyor. Sıvaları derin derin çatlıyor. Bakın duvar direkt somut değil mi? Soyut bir şey yok. Radyonun arama düğmesine basarak başka bir kanala geçe. Düğme direkt somut. Yani siz o bağlamda herhangi bir soyuta soyut kapısından geçebilecek bir kelime göremediyseniz... Yani bu kelime soyut kapısına hiçbir şekilde geçmiyorsa zaten cevap olamıyor. Biz de bulmuştuk diyoruz. Evet artık dokuzuncu sorumuzdayız. Hadi bakalım gelsin cevaplar. Bu cümleyle ilgili olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır demiş. Kanuni Sultan Süleyman'ın hizmetinde bulunmuş olan Piri Reis'in yazdığı Bahriye adlı eser verdiği coğrafya ve oşinografya bilgileri dışında mükemmel bir Akdeniz seyahatnamesi sayılabilir. Özel isimler var mı? Var bakın Kanuni Sultan Süleyman Bahriye adlı eser değil mi? Bu özel isim. Cins isim var mı arkadaşlar? Cins isim dediğimiz zaman mesela ne olabilir? Hizmet olabilir değil mi? Coğrafya olabilir bu da cins isim. Somut isim var mı? Bunlar bizzat somut zaten görebiliyorum dokunabiliyorum. Eseri sözcüğüm mecaz anlamda mı? E, eseriç sözcüğü bakıyorum. Hayır, Bahriye adlı eser, eser derken bundan bahsediyorum. Eser normalde gerçekten görebiliyorum, dokunabiliyorum ve herhangi bir e, sağ çektiğimde bağlamda farklı bir anlam çağrıştırmıyorum. O yüzden mecaz değil. Cevap denizli. Seyahatname sözcüğü terim anlamlı mı? Evet. Çünkü arkadaşlar biz seyahatnameyi, sefaretnameyi hatırlayın edebiyatta gördüğünüz değil mi? Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi. O zaman bu terim anlamlıdır. Çünkü siz burada edebiyatla ilgili bir terimden bahsettiniz. Sefaretname deseydim sefir, elçi olarak gidiyorlar ya özellikle 28 Çelebi Mehmet tarihten de hatırlarsınız. Edebiyatta da Paris sefaretnamesi vardır. Dolayısıyla sefir, elçi olarak Paris'e gider ve orayı gözlemler. Bunun gibi. Ya da mesela size desem ki teskire desem mesela yine bu da edebiyatla ilgilidir ve bir terim anlamdır. Tamam mı? Dolayısıyla bu terim anlam. Belki buna düşmüş olabilirsiniz çözerken ama bunu da burada net bir şekilde açıklamış olalım arkadaşlar. Evet artık 10. sorumuzdayız. Çok iyi gidiyoruz. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisine geçen alt çizili sözcük? Yan anlama gelecek biçimde kullanılmıştır demişiz arkadaşlar. Yan anlam dediğimiz gibi gerçek anlamla biraz böyle bir ilişki istiyoruz artık tamam mı? İlkin dağların etekleri gümüş bir zırha benzeyen bir çizgili ovadan ayrıldı. Bakın bu tam olarak bir yan anlamdır. Neden? Sizin eteğiniz de şu şekilde açılır değil mi? Şu şekilde bir e, açılım gösterir. Dağların eteklerine baktığınızda da yine şu şekilde bir açılım gösterir. Yani gerçek anlamda ben ilişki görüyorum. Zaten çok fazla yan anlam yok. İşte masanın ba bacağı, e, kapının kolu bu da yan anlamdır. Çünkü sizin kolunuz da bir şey açmaya kapamaya yarıyor. Kapının kolu da o, kol o kapıyı açmaya yarıyor. Tamam mı? Bu da mesela mecaz anlamdır. Ya da mesela özür dilerim yan anlamdır. E, ya da e, masanın bacağı dedik, çekmecenin gözü dedik, dağın eteği. Tamam çok fazla yok. Burada da dağın eteğini verdim. Dolayısıyla cevabımız ne oldu? Adana seçeneği olmuş oldum. E, Bursa'ya bakalım sonra düştüğümüzde yerde sanki külçelenen bir aydınlık bende yıkılmış bir su gibi bütün ovayı kapladı. Toprağın ekinin rengini sildim. Burada zaten direkt gerçek anlam var. Gözümün önünde sadece ışıktan bir göl meydana gelmişti. Direkt gerçek anlam. Bütün ova billur döşenmiş gibi parlıyordu. Dağlar bu silahı satı üzerinde yüzer gibiydiler. Evet bu da gitmiş oldu arkadaşlar. 11. sorudayız artık. Ne demişim? Aşağıdaki cümlelerin hangisine geçen bütün sözcükler gerçek anlamıyla kullanılmıştır? Yani hiçbir şekilde mecaza yer vermeyeceğim. O zaman mecaz olanları elersem cevabım da çıkmış olacak. Bana verdiğin bütün sözleri titizlikle tutmanı bekliyorum. Bakın sözü vermek. Vermek normalde mesela ben size şu kalemi verebilirim. Ama söz vermek artık burada mecaz anlamda kullanıldı ve gitti. Telefon acı acı çalmaya başlayınca korkuyla ilk irkilmiştim. Acı acı çalmak değil mi? Burada da yine bir mecaz anlam var. Valilik binasında işe başlayan bir arkadaşımı ziyaret edeceğim. Burada bütün sözcüklerin gerçek olduğunu görüyorum. Sınav sonucunu öğrendikten sonra eve uçarak gitti. Bakın uçarak gitmek yine bir mecaz anlam. Milletçe ciğerimizi yakmak değil mi yine mecaz anlam. Bu olaya herkes tepki gösterdi. O zaman bu da gitmiş oldu. 12'ye bakalım artık. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ağız sözcüğü yan anlama gelebilecek şekilde kullanılmıştır? O zaman ne yapacağım? Yine gerçekle bir ilişki arıyorum değil mi? Hadi birlikte arayalım. Bana ağız yapmayı bırak da her şey olduğu gibi anlat. Bakın ağız yapmak artık burada mecaz anlam değil mi? O zaman gitti. Ağzındaki yaralardan dolayı büyük sıkıntı çekiyor. Bu bizzat gerçek anlam. Çünkü gerçekten kendi ağzından bahsediyorum gitti. Şu peçeteyle ağzını sil yine gerçekten ağzından bahsediyorum gitti. Yörenin ağzı derken bu da yine terim anlamı oldu arkadaşlar değil mi? Mesela bu gerçek oldu. Bu gerçek oldu, bu mecaz oldu, bu terim oldu. Cevap edirine bakalım. Yolun ağzında bekleyen tırkan konvoyu ağır hareket etti. Yolun ağzı yani yolun bir giriş noktası gibi düşünün değil mi? Böyle açılmıştır yolun ağzı dediğimde ağzınız da yine böyle açılıp kapanıyor. Dolayısıyla gerçekle bir ilişki yakalamış olduk. Sayfalar çevrilsin. Artık beşinci testimizdeyiz arkadaşlar. Efsane ilerliyoruz. Biraz atasözleri ve deyimleri bir oturtalım bakalım. Atasözleri ve deyimler de biliyorsunuz ki her sene e, bir de bir soru geliyor. Bazen gelmediği yıllar da oluyor ama gelmesi ihtimaline karşılık şöyle en önemli atasözlerini bir konuşalım. Video ders kitabımızda da vardı biliyorsunuz ki. Bu arada bu kampı video ders kitabımızla birlikte bitirseniz de tadından yenmez arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Evet aşağıdakilerin hangisinde yukarıdaki atasözlerinden birinin anlamı yoktur demiş. Bakalım. Bence şey yapalım. Mesela ayı okuyayım. Hangisi gibi gidelim? Daha pratik ilerleriz. <laughs> Birden çok kimsenin söz sahibi olduğu iş yürümez. Bakıyorum. Acar tazı çulluda belli olur. Çulsuzda aba vakti yaba, yaba vakti aba. Çatal kazık yere batmaz. Gafile kelam, nafile kelam. Hacı hacıyı Mekke'de bulur. Birden çok kimsenin söz sahibi bakın. Çatal kazık yere batmaz. Çatal dediğimde çok fazla çatalın dişleri var ya yere batmıyor. Yani kimsenin sahibi olduğu iş yürümüyor. Tamam mı? Bunu buradan eledim. Peki. Aynı amaç için çabalayanlar birbirleriyle buluşur. Hacı hacıyı Mekke'de bulur. Aynı amaç için e, çabalıyorlar. Mekke'ye gidiyorlar hacı olmak için. Bu da buradan gitti. Bir kimse gerekli araçları olmadan kusursuz iş yapamaz. Bakalım. Ne demişiz? Şurada var mı? Gafile kelam, nafile kelam. Aba vakti, yaba, yaba vakti. Hayır yok. Devam. Değerli kişi giyim kuşamı olmasa da değerinden bir şey yitirmez. Ee, o da şurada. E, giyim kuşamı, aba giyim kuşamı anlamına geliyor. Ama şu da olabilir. Acar tazı çullu da belli olur, çulsuz da. Hmm. Acar tazı yani böyle... E, çok böyle eğer iyi bir tazı derken tazı bir hayvan biliyorsunuz ki kaliteli ise çullu da. Yani nasıl desek kaliteli demeyelim de orada e, daha böyle etliyse falan gibi. Çullu da bel belli olur. Çulsuz da çul kıyafet demek diye aradı arkadaşlar. Dolayısıyla değerli eğer o giyim kuşamı olsa da değerinden bir şey yitirmez. Olmasa da bu da gitti. Çevresindeki gerçekleri göremeyen bilgisiz kimseye ne söylense kar etmez. Gafile kelam, nafile kelam. Kelam söz demek. Mesela illa anlamını bilmek zorunda değilsiniz bu kadar detaylı atasözünün ama. Bir kelam kelimesinin söz olduğunu, çul kelimesinin kıyafet anlamına geldiğini bilirsiniz olaylar daha çabuk bakın çözümleniyor bu da gitti o zaman cevabınız ne oldu Ceyhan seçeneği olmuş oldu hadi bakalım aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu parçada anlatılanlarla aynı anlama gelmektedir bazen atasözlerin anlamlarını direkt sorabilirler hadi bakalım e, önce okuyalım. Gizli saklı işler peşinde gezen, kanunsuz yollarla çıkar sağlamayı düşünen kişiler vardır. Bu kişileri gerçekten tanımadığımız sürece böyle olduklarını anlayamayız. Çünkü onlar güvenlikleri açısından kendilerini saklamak ve mümkünse fazla kişinin kendilerini tanımasına bilmesine izin vermemek dolayısıyla bu tarz yasa dışı işlerini gizlice yapmak durumundadırlar. Hmm, yani böyle bir e, gizlice bir takım yasa dışı işler yapmak. Gammaz olmasa tilki pazarda gezer. Heh, yani yasa dışı yapıyor. Demek ki tilki pazarda Gezmemesinin nedeni gammazlık. Dolayısıyla o işte yasa dışı işler yapması tam olarak cevap çıkmış oluyor arkadaşlar. Adana seçeneğini zaten vermişiz. Üçe bakalım. Yukarıdaki numaralanmış atasözlerinden hangileri eş anlamlı değildir? Yani aynı anlama gelmeyecek. Ee, bakalım hemen. Can çıkar, huy çıkmaz. İnsan yedisinde neyse yetmişinde de olur. Evet bakın ikisi de aynı değil mi? İnsanın karakteri değişmez diyor. O zaman bu gitti. Bunlar aynı. Keskin sirke küpüne zarar, öfkeyle kalkan zararla oturur. Aynen öyle. Bu da aynı. İkiyi de eledim. Damlaya damlaya göl olur, taşıma suyla değirmen dönmez. Bakın bu ikisi aynı değil. Bir tanesine diyor ki damlaya damlaya göl olur. Yani sen bir bir biriktirirsen bir, sonucu, bir sonuç elde edersin ama taşıma suyla değirmen dönmez demek. Bir değirmeni döndürebilmek için böyle bir su taşıdın, getirdin, götürdün olmaz diyor. Tam tersi, tam zıttı arkadaşlar. O yüzden üçün olmadıklarını da eledim. Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlu olur. Yani kişi annesine ya da babasına benzer. Armut dibine düşer ne demek? Kişi annesine ya da babasına benzer değil mi? Naturalizm demiştik biz bunu. Edebiyatta da konuşuyoruz değil mi? Bihter karakteri eserin başından itibaren annesine benzememek istediği halde sonunda annesine benziyor. işte bu naturalizm soya çekim. İşte bu soya çekimi çok güzel bir şekilde özetlemiş oluyor. Size mesela bir metin verse ben olsam derim ki Bihter karakterini veriyorum ve naturalizmi size anlatıyorum. Soya çekimi anlatıyorum. Sonra da atasözü ile bağdaştırıyorum. Bakın edebiyatla Türkçe'yi bu şekilde bağdaştırabilirsiniz. Naturalizm soya çekim şu atasözleriyle bağdaşır. Ağacı, ağa, ağaca çıkan keçinin da, dala bakan e, dağa bakan e, oğlağı olur. Dala bakan oğlağı olur. Bir de armut düş, dibine düşer değil mi? Birbirleriyle ilişkildir. O zaman bu da gitti. Cevabım ne oldu? Bursa seçeneği olmuş oldu arkadaşlar. Evet hadi bakalım dördüncü sorumuzdayız. Çok iyi ilerliyoruz. Buna göre aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerden hangisi yakın anlamlı değildir demişiz arkadaşlar. Yakın anlamları hemen bir bakalım. Anım pekiştirmek, güçlendirmek, anlatımı daha çekici hale getirmek için aynı sözcüğün eş, yakın, karşıtı anlamlı veya sesleri birbirine çağrıştıran sözcüklerin yan yana kullanılmasıyla oluşturulan sözcük grubuna ikileme denir. Hemen bir bakıyoruz hangisi yakın anlamlı değil. Her gün arkadaşlarıyla futbol oynayan çocuğun ay ayakkabıları delik deşik olmuş. Bakın deldim ve değiştim yakın anlam değil mi? Evet. Navigasyon ile adres bulmaya çalışırken eğri büğrü. Bakın eğri büğrü. Zaten büğrü kelimesinin anlamı yok. Biri anlamlı biri anlamsız. O yüzden direkt cevap bu olacak ama diğerlerine bakalım. Eş, dost. Evet birbirleriyle yakın anlamlı. Dünya alem duydu geldiğimi bir tek sen mi duymadın? Dünya ile alem zaten aynı anlama gelir yakın anlamlı. Doğru, dürüst, yakın anlamlı. O zaman cevap Bursa. Tamam. Evet. Hadi devam. Bu parçada alt çizili deyimlerden hangisinin açıklaması yanlış yapılmıştır demişiz. Hemen bir bakalım arkadaşlar. Deyimler çoğunlukla gerçek anlamından ayrı bir anlam taşıyan, en az iki sözcükten oluşan kalıplaşmış söz ya da sözcük gruplarıdır. Mesela acem kılıcı gibi dediğimizde her iki tarafı da idare edebilen güvenilmez kimse olur. Evet, güzel. Doğru. Acem kılıcı bu anlama geliyor. Damdan düşer gibi deyimiyle ansızın gerçekleşen durumlar. Çok doğru kanı kaynamak deyimiyle sinirden yerinde duramamak. Yok. Mesela şey derler ya gençlere kanı kaynıyor ya. Yani her şeyi yapar mesela şu anda. Ee, ne bileyim. Şu an mesela size desem ki arkadaşlar hadi bakalım ya bugün 500 tane soru çözüyoruz. Çözersiniz kanınız kaynıyor falan. <laughs> Hayır o anlamda değil. Ama şunu yaparsınız mesela. Gece hadi dışarı çıkalım desem çıkarsınız. Tabii, ben o kafada değilim arkadaşlar. Ben artık yaşlandım. Gece dışarı dışarı çıkmıyorum. Evimde stüdyomda oturup size video çekiyorum. Ama hani iyice deyimi açıklayabilmek için söylüyorum. Böyle 18 17 yaşındaki gençler arkadaşları mesela hadi çıkıyoruz deyip hemen böyle giyinip çıkabiliyorlar. Kanı kaynıyor yani tamam mı? Çok hareketli ve enerjisi çok yüksek bu anlama geliyor. Ee, sinirden duramamak falan değil cevap Ceyhan ama diğerlerine bakıyorum. Masal okumak deyimi inandırıcı olmayan sözlerle yalan söylemeye çalışıldığı durumlarda kullanır. Aynen bana masal okuma değil mi? Bir de bana maval okuma mı var? O biraz argo ama belki onu da bir aklımızda bulunsun. Nal toplamak deyimi ise herhangi bir alanda geri kalındığı durumlarda söylenir. Bu da doğru. Evet. Hadi bakalım artık 6. sorumdayız. Deyimleri anlamca eşleştirelim ve bir tanesi dışarıda kalsın. Bakalım. Bize ateş püskürdüm. Sen giderken ben dönüyordum. Afyonu patlamamış sanırsam halen senin bilmişliğin kadar benim unutmuşluğum var. Bakın. Sen giderken ben dönüyordum. Senin bilmişliğin kadar benim unutmuşluğum var. Bu ikisini eşleştirdim. Tamam. Bize ateş püskürüyorsa küplere biniyordur bu da gitti o zaman afyonu patlamamış afyonu patlamamış şey daha uyanamamış yani daha kendine gelememiş gibi durumlarda kullanılır. Evet yedinci sorumuzdayız bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demişiz arkadaşlar hemen bakıyorum birinci cümlede kullanılan karga tulumba sözü deyimdir deyimler yüklemleri yoktur deyimlerin daha böyle ee, özele hitap ederler. Atasözü ise daha genele hitap eder. Tamam mı? Karga mesela deyim ama bakacağız yine burada. Balkonda oturmuş dışarıyı izlerken bir genci karga tulumu bir araya bindirdiklerini gördüm. Yani böyle hızlı bir şekilde... E ne olduğunu anlayamadığı şekilde falan gibi anlamlara gelir. O yüzden Adana gitti. İkinci cümlede biri anlamlı, diğeri anlamsız sözcüklerle oluşturulan bir ikileme vardır. Var mı? Bakın eski, diğeri püskü. Eski anlamlı ama püskü anlamsız gitti. Üçüncü cümlede deyim anlamıyla birlikte verilmiştir. Ardına düşeyim, peşini bırakmayayım, yardım edeyim dedim ama gence ne tanıyan vardı ne gören. Bakın ardına düşüyorsa peşini bırakmıyordur. Evet anlamıyla birlikte verdim. Dördüncü cümlede Dördüncü cümlede ortalıktan yok olmak anlamında bir deyim var mı? Saniyeler içinde gelişen olaydan sonra sıra kadem basmak. Evet sıra kadem bastı artık göremiyorum onu yok oldu gittim. Bu anlama geldi gittim. Ee, beşinci cümlede anlatımı güçlendirmek için deyim kullanılmış mı? Neden sonra gülümseyerek öğrendim ki arkadaşlarımın arkadaşlarının kamera şakası yaptı biriymiş yalnızca. Hayır bunu göremiyorum cevabım da Edirne olmuş oluyor arkadaşlar. Harikayız hadi bakalım bu testimiz de bitiyor. Sekizdeyiz artık. Bir bakalım. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin yukarıda numaralanmış cümlelerde anlamı yoktur? Bakalım. Irmağı geçerken at değiştirmez. Bence hemen bakıyoruz. Yani bir işe başladıysan değiştirme diyor. Bakalım hemen. Hı. Hm. Tehlikeli bir durum veya zamanda bir yöntemden başka yönteme geçilmez. Bakın bununla Adana gitmiş oldu değil mi? Yani dörtle Adana eşleştirdim. Devam. Darı unundan baklava, incir ağacından oklava olmaz. Kötü gereçle iyi iş görülmez. Evet mesela bu da buna gitti. Çok iyiyim. At yedi günde, it yediği günde. Hmm. Babanın yaptığı kötü işin sıkıntısını çocuk çeker. Olmadı. Değerli kişilikler zamanla gelişir. Kısa sürede beliren kişilikler gerçek değer taşımayanlardır. Aynen yani at yedi günde oluyormuş, it de yediği günde oluyormuş. Biraz enteresan oldu. Ceyhan da buradan gittim. Tam yeri ağrınca hırsızın gözü kararır. Hırsızla ilgili bir şeyler göremedik. Baba koruk yer oğlunun dişi kamaşır. Evet babanın yaptığı kötü işin sıkıntısını sonra oğlu yiyor. Koruk neydi koruk ben size açıklamıştım. Hatta bu paragraf kampımızın demiştim ki üzümler uzaktan ağzımı kamaşırdı. Konu anlatım kampında açıklamıştım hatırlıyor musunuz? Neydi koruk hatırlayın bakayım. Üzümün ilk hali harikasınız çok güzel. Evet cevabımız da Denizli oldu arkadaşlar tan yeri ağrınca hırsızın gözü kararır herhangi bir e, anlamı e, vermedik burada. 9'a bakıyoruz hemen aşağıdaki atasözlerinin hangisi ek eylemle kurulmuş bir atasözüdür biraz dil bilgisiyle birleştirdiğimiz bir soru oldu. Ek fiil idiymiş ise şeklinde okuyabildiğiniz bir kelimeydi. hatırlayın bir de dırdırımız vardı. İkisinden birini göreceğim. Bakarsan bağ bakmazsan daha olur. Burada var mı? göremedik. Ek ama var, değil mi? Bakarsan bağ, bakmaz isen. Ek eylemli kurulmuş bir atasözüdür. Aslında şöyle, burada da var ama şöyle bakmaz isen geniş zamanın şartı, değil mi arkadaşlar? E, şurada bakar isen geniş zamanın şartı. E, ama burada e, şey değil, yüklem değil. Ek eylemli kurulmuş bir atasözü demek aslında o atasözünün yüklemi e, ek fiille olsun ki yargıyı tam olarak verebilelim. Bu anlama gelir. Ek tohumun hasını çekmeyi yiyecek yasını. Burada yok. İki el bir baş içindir. Bakın burada var. Direkt içindir değil mi? Yüklemde. Muhtemelen bu ama diğerine bakacağım. Fukaranın, fukaranın tavuğu tek tek yumurtlar yok. Gelen giden aratır yok. O zaman cevabım Ceyhan seçeneği olmuş oldu. Hadi bakalım artık 10. sorudayız. Aşağıdaki cümlelerden hangisine kullanılan deyim ile parantez içinde verilen açıklaması birbiriyle uyuşmamaktadır demiş. Bakalım arkadaşlar. Yılsan'ın toplantısında öyle bir konuşma yaptı ki herkes dilinin kılıçtan keskin olduğunu anladı. Bakın dili kılıçtan keskin. Yani e, ne söylerse e, hiç çekinmeden söylüyor. Bu anlama geliyor. Her an gerçekleşebilecek tehlike. Hayır bu anlamda değil. Söylediklerini çekinmeden karşı tarafa ifade etmek anlamına gelir. Cevabımız Adana seçeneği olmuş oldu. 11'e bakıyoruz hemen aşağıdaki atasözlerin hangi ikisi bu açıklamaya uygun olarak verilmemiştir demiş bakalım. Evrendeki her şeyin zıttıyla var olduğu olgusu atasözlerine de yansımıştır. Çelişkili atasözleri toplumda ayrı düşünen grupları ve bu gruplar arasındaki ayrılıkları ve çelişkileri ortaya koymaktadır. Her koyun kendi bacağından asılır, kurunun yanında yaşlayanlar. Bakın zıtlık var değil mi? Yani bu sen birinin yanındayken de e, bir soruna, bir tehlikeye maruz kalabilirsin. Burada da herkes kendi e, kaderinin ekmeğini yer gibi bir şey oldu. Bu gittim. Zorla güzellik olmaz, zora da dayanmaz. Bu da tam zıttı. Derdini söylemeyen derman bulamaz. Verme sırrını dostuna, o da söyler kendi olsun. Evet, bu da tam zıttı. Mum dibine ışık vermez. Ne demek? Sen genelde öğretmenler için kullanırlar. Öğretmenler genelde etraflarını aydınlatırlar. Yanındaki mesela çocukları falan genelde tembel olur. Genelde öyle olur bir dikkat edin. Ee, dolayısıyla mum dibine ışık vermedi yine falan derler. Çıra dibi karanlık olur ama bununla bir zıtlık göremiyoruz. Öfke baldan tatlıdır. Öfkeyle ile zarar e, kalkan zararla oturur. Bu da birbiriyle bir zıt. O zaman cevabımız Denizli seçeneği olmuş oldu. Güzel gittik. Artık 12'deyiz arkadaşlar. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ikileme kullanılmıştır demiş. Gelin bakalım. Genç marketlerin Acıları adlı eser, ünlü yazar Göte'ye sahip olduğu şöhreti kazandıran romandır. Roman piyasaya ilk çıktığı zaman o günün Almanya'sında büyük mü büyük bir tepki bırakır. Bakın ikilemeyi biz şeyde de yapabiliriz, pekiştirmeyle de yapabiliriz. Büyük mü büyük bir etki. Evet burada direkt ikileme zaten görmüş oluyoruz arkadaşlar. Peki sayfalar çevrilsin. Bir günde 3 test çözüyoruz biliyorsunuz ki tam böyle 35-36 soruya tekabül ediyor. Şimdi artık biraz sola at sağ çek tekniğimizi de kullanabileceğimiz sorular gelecek karşımıza. Artık test altıdayız arkadaşlar. Bu parçada geçen altı çizili sözle aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmektedir? Hemen bakıyorum. Eleştirel düşünmenin ilk bakışta olumsuz şeyler çağrıştırmasını bir aslantı olarak görmemek gerekir. Karşımızdakine kendisi gibi düşünmediğimizi söylemek kadar masum bir karşı çıkış değildir eleştirel düşünme. İnsanlık tarihine bakıldığında kimi durumlarda ben senin gibi düşünmüyorum tümcesinin ne kadar pahalı bir tümce olduğu anlaşılabilir. Bakın ne kadar pahalı. Pahalıyı sola atıyorum arkadaşlar. Sol taraf benim tanım alanım değil mi? Sonra bir de sağa çekip bağlamda bakacağım. Çünkü burası da bağlam alanı. Sola attığımda pahalı şey aslında kıymetlidir ama pahalı bir şeyi alabilmek için de çok fazla e, o değeri de karşılaması gerekir değil mi? Yani ona o para verilir mi? Buna bakacaksınız. Pahalı bir tümce olduğu yani ben senin kadar gibi düşünemiyorum demek de çok kolay bir şey değildir demeye çalışmış. Anlaşılmasının kolay olmadığı bakın bu olmaz uğrunda ağır bedeller ödendiği olabilir. Çünkü pahalı bir tümce yani bunu söylemek çok zor. Bunu söyleyebilmek için çok bedel ödemeniz gerekir gibi bir anlam durumu söz konusu. Kimseyi değiştirmeyi başaramadığı hayır değişmiş aksine söylüyor çünkü bunu. Korkusuz insanlar sayesinde yükseldiği hayır. Her zaman kabul edilmediği hayır zaten direkt bursa seçeneği oluyor. Güzel bir soru böyle bayağı enteresan dikkat edilmesi gereken bir soru. Hadi bakalım ikiye. Bu parçada geçen altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisi? Hani diyorsun ya, ya S artı nerede kullanacağız? İşte burada kullanıyorsunuz arkadaşlar. Tam olarak bu soruları bize çözdürmüş oluyor. Dik... Haberi değil o edayı satar ve sunarlar. Aslına bakarsanız buradan da çıkarabilirsiniz ama böyle hızlıca bir okuyalım buraya kadar. Dikkat edin, hemen her haberi arkasından kovalayan düşman varmış gibi ve hayati tehlike korkusuna benzer kesik nefeslerle söyleyen muhabirler ordusu yetişti. Savaş muhabirlerinin cepheden verdiği haberlerde bile bu heyecan, bu telaş, bu korku ve endişe duygusu yoktur. Bu kendine mahsus fon müziği edinen sesler haberi değil, o edayı satar ve sunarlar. Yani aslında haber nedir? Haber içerik ama daha çok eda nedir? Davranış. Bakın, kelimeden bile çıkar. Bunu buraya Yansıtırsan eda davranış demek. Senin e, takındığın durum, e, tutun e, takındığın tutum anlamına gelir. O edayı satarlar. Yani o davranışı size yansıtıyorlar. Bakıyoruz şimdi. Dile davranışsal olarak zarar vermek. Hayır, aslında sunuyorlar bunu. Tam olarak zarar verdik diyemezsiniz. Davranışları amacını önüne çıkarmak. Bakın bu olabilir. Çünkü amaç aslında o haberi size sunmaktı ama o davranışla o böyle daha ım, Sanki savaştaymışçasına bir üslup takınmaları davranışı haberin önüne çıkardı olabilir. Ünlü olma çabası diyemem. Ünlü, ünlü alakalı bir şeyden bahsetmedim. İzlenmek onu izleyiciyi kandırmak diyemem. Ee, orada izlenmek değil biraz daha haberin önüne çıkma durumundan bahsettim. En basit habercilik etkilerine bile uymamak hayır. Yani burada habercilik etiği vardır vesaire yoktur şeklinde bir şey söyleyemiyoruz arkadaşlar. Peki 3'e bakıyoruz hemen. Bu parçada geçen alt çizili söz anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Hayatım boyunca şiir yazdım. 70 yaşıma merdiven dayadığımın ve 20'sine varmadan yazmaya başladığımı düşünürsek 50 yıldır yazıyorum. Kitaplarımın içi adrese ulaşmamış mektuplarla dolu. Bakın, adrese ulaşmamış mektup. Yani ben bir şey yazmıştım ama o hedefe karşılamadı ya, gitmedi okura değil mi? Yani sola attığım zaman adrese ulaşmamış bir mektup. Ben bir şeyler kaleme aldım ama okura ulaştıramadım. Ya da bağlama baktığım zaman kitaplarımın istediğim kitle tarafından görülmemesi değil mi? Adrese ulaşmamış sola atıp sağ çekince ne kadar kolay çıkıyor görüyorsunuz. Mektuplarla dolu ama bu beni hiçbir zaman üzmedi. Hiçbir zaman sanatımdan ve kendimden bir şüphe duymadım. <laughs> Bakıyorum okurlar tarafından beğenilmemiş diyemem sadece ulaşmamış artık burada hedef kitle tarafından okum evet bakın tam olarak hedef kitle yani adresim orasıydı benim hedef kitlem vardı ama onu ulaşamadım bunu demeye çalışmış yeterli övgüyü kazanamamış olmadı yanlış anlamalara maruz kalmış eleştirmenlerle yer hayır o yüzden cevabım direkt bursa seçeneği olmuş oldu arkadaşlar devam ediyoruz dördüncü sorumuzdayız artık hemen şöyle bir bakalım bu parçada geçen Altı çizili sözle sözü edilen romancının yapıtlarının hangi özelliği anlatılmış olabilir? Para kazanma amacıyla yazdığı. Bakın para kazanma amacıyla yazılırsa genelde çok böyle şey göremezsiniz. Çok e, leziz ürünler göremezsiniz ya da... Orada çok satma kaygısı varsa kaliteli ürünler göremezsiniz. Dolayısıyla biraz böyle e, zayıflık görebiliyoruz. Bakalım Ede Kemal Tahir'in edebi romanlarıyla para kazanma amacıyla yazdığı serüven romanları arasında bir köprü niteliği taşıyan Afrika romanları. 60 yıl sonra usta bir yazarın ustalık basamaklarını örnekliyor. Para kazanma amaçlıysa niteliksel olarak fa e, farklılığı nitelikten ziyade şurada da söyledik ya. Bakın, Serüven e, edebi romanlarıyla para kazanma amacıyla yazdığı romanları. Aslında demek ki iki yön birbirinden farklı. Edebi romanlarında daha e, edebi zevki, edebi duyarlılığı görüyorsunuz. Para kazanma amacıyla yazdıklarını bunu göremiyorsunuz. Aslında şu cümle bile bize bunu götürüyor. Konu olarak ilginç diyemezsiniz. Burada bir konudan, e, bir üst, içerikten bahsetmemiş çünkü. Üslubunun bunun yoruma açıklığı, dille ilgili bir şey vermemiş. Akıcılık yönünden güçlü olması. Yine dille ilgili bir şey vermemiş. Edebi yönden zayıflığı bunu söyleyebilirsiniz ama neden? Çünkü yukarıda da zaten edebi romanlarıyla mukayese ediyor ya demek ki onlar edebi değilmiş. Tamam. Direkt aslında kendinden bir önceki cümleyle de bunu çıkarmış oluyoruz arkadaşlar. 5'e bakalım hemen. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu parçanın son cümlesini tam olarak karşılamaz demiş. Buna da çok dikkat ediyoruz. Bakalım. Bundan 40 yıl kadar önce ilk öykümü çekine çekine reddedilir diye de takma adla bu dergiye göndermiştim. Bir ay sonra öyküm desenlerle süslü olarak çıkmıştı. Sevincimi tahmin edersiniz. Bakın. Tahmin etmek... Ne olur? Ne kadar çok sevindim? Evet tahmin edebilirsin. Çok sevindim. Çok sevindim söylememe gerek var mı? Evet. Burada tahmin edersin. Çok sevinmiş. Sevinçten uçacak gibi oldum olur. Nasıl sevindiğimi anlatamam olur. Ama sevincim bir kat daha artmıştı. Buraya tam uymuyor arkadaşlar. Niye biliyor musunuz? Çünkü... Bu anlık bir şey. Ee, sevincim bir kat daha artmıştı demek ne demek? Bakın dedik ya şıkkınanın düşüncesinde çıkaracağız, burada yapacağız onu. Ben daha önce bir başarı elde etmiştim. Bu başarımla birlikte tekrar bir kat daha arttı artık başarım. Tamam, bu anlama geldi. O yüzden cevabınız Edirne. Nefis bir soru. Böyle e, Edirne'ye de düşebilirsiniz. Yani hani Edirne'yi işaretlemeye de bilirsiniz. Ama bu pencereden bakmak çok çok önemli, tamam mı? Sevincim bir kat daha artması için benim demek ki ben daha önce bir sevinç yaşamıştım. Ama burada adam diyor ki sevincimi tahmin edersiniz. Daha yeni oldu. İlk defa bir dergiye bir eser verdim, bir öykü verdim. Ondan sonra bu öyküm e, şey oldu bir ay sonra çıktı o dergide. Sevincimi tahmin edersiniz. Tamam o zaman bir kat daha artmıştı diyemezsiniz. Bir kat daha artmıştı durumu daha önce bir sevinç yaşamıştım mı karşılar. Tamam mı? Böyle bakıyoruz. Evet. Hadi bakalım şu benim bakış açımı bir yakalayın da şu paragraftaki artık yanlışlar bir gitsin lütfen. Bir nihayet ersin yahu. Çok zor değil. Paragraf en kolay. Cevabı içinde barındıran ders yani değil mi? Cevap içinde artık. O yüzden bir soru kaçırmayacağız arkadaşlar. Hadi bakalım bu parçada geçen sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisi olabilir? Havada dolaşan kokusunu alabiliyorum sanırım. Hmm. Havada dolaşan kokusunu alabilmek ee, böyle bir şeyleri hissediyor sanki ama bir hızlıca bir okuyalım mı? Hadi bir okuyalım yukarıdan da çünkü çıkarım yapabiliyoruz o yüzden okumayın falan demeyeceğim asla arkadaşlar. Yazdıklarımı öykü sözcüğüyle tanımlamayı yeğliyorum. Yeğlemek tercih etmek demek. ''Öykünün bendeki ve sanırım birçok yazardaki çağrışımı hikayeden daha farklı bir ürünü kastediyor. Onu zaman zaman kapsayan, onu doğuran ama başka sesleri ve onların yansılarını da içeren bir yapısı var öykünün. Bu bir tarafa sorunuzun asıl yanıtı şudur. Bu öykü yazılacak mı noktasında devreye sezgilerim giriyor. Bu bilmeden çok bir duyumsama hali bende. Koku alma duyuma güveniyorum. Öykünün havada dolaşan kokusunu alabiliyorum.'' Hmm yani böyle bir hissediyor sanki değil mi? Evet. İlgi çeken konuları daima tam olarak bilmek. Hayır biraz daha histen bahsediyoruz buradan. Okurla aradaki bağı güçlendirmek. Hayır. Yazınsal bağlamda 6. his. Bakın bu olabilir. Öykünün kokusunu alıyorum ya bir hissediyorum yani değil mi? 6. his. Evet bu olabilir. Öykünün tekniksel incelikleri. Hayır yani teknik bakımdan şöyle yazılmalıdır. Serim düğüm çözüm şu olmalıdır bu olmalıdır. Böyle bir şey vermedi. Bu bu demek çünkü. Bakın bu ne demeyi de görmeniz gerekiyor işaretlemeden. Çarşımlardan bile kurgu çıkarabilmek. Burada da bir kelimeden bir çarşım yapmak vesaire. Bu ne demek biliyor musunuz? Yukarıda şey deseydim. Evet ben bir kelime duydum. Birinden gördüm ya da işittim. Ondan sonra bu kelimeden bu kelimenin çarşımından bir öykü yazdım. Bu bu demek. Ama yukarıda öyle bir şeyden bahsetmedim. O yüzden cevabım Ceyhan seçeneği oldu. Anladınız mı? Bu şekilde bakacağız arkadaşlar. Hadi bakalım artık yedinci sorumuzdayız. Harika gidiyoruz. Bu parçada geçen ara gazı vermek sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir demişiz. Biraz şeydir ya böyle gazla çalışıyor bu çocuk ya öğrencilere de derler. Bir gaz verin hocam bize dersiniz ya. Ne yapıyorum ben? Sizi cesaretlendiriyorum aslında değil mi? Hiç bakmaya bile gerek yok. Sizi motive ediyorum ve yaparsın ki buna sonuna kadar inanıyorum. Bu arada inanmadığım hiçbir şey söylemem arkadaşlar. Sonuna kadar da arkanızdayım. Şu kampları şu kitapları bitirin yaparsınız. Tamam? Şu bakış açısını yakalayın yaparsınız. 40'ta 40 yapmak o kadar zor değil. Ha zor. Ama bunları yaptıktan sonra çok kolaylaşıyor. Hadi bakalım. O zaman ara gazı vermek direkt bir okuyalım mı? Hızlıca bir okuyalım hadi. Bütün korkularınızdan arınacak, fobilerinizden, sigara bağımlılığınızdan, kilolarınızdan kurtulacak, kronik ağrılarınızı hayatınızı zorlaştıran yanlış inançlarınıza son vereceksiniz. Hem de gayet bilimsel, etkin ve sistematik bir yöntemle. Tek şartım var. Pozitif düşün. Hayallerin gerçek olsun diyen etkisi ara gazı vermekten öteye gitmeyen kişisel gelişim kitaplarını unutun. Evet. Ara gazı vermek cesaretlendirmek değil mi? Yönlendirmek, farklılaştırmak bunlar zaten hiçbiri uymuyor. 8'e bakıyoruz artık. Hadi bakalım. Bu parçada geçen altı çizili sözlerin parçaya kattığı anlamlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur demişiz arkadaşlar? Tek tek bakarak ilerleyelim. Eline kalemi alan pek çok kişi birkaç yüz sayfadan oluşan bir şeyler karaladığı zaman bir şeyler karalıyor. Edebi değeri olmayan sayfalar dolduruyor. Olur mu? Olur. Yazınsal bir şaheser ortaya koyduğunu sanıyor. Yazınsal bir şaheser ortaya koyduğunu sanıyor. Yani sanıyor. Demek ki nitelikli bir yapıt verememiş artık. Zannediyor değil mi? Evet. Oysa rutinin kalıplarını kıramadığını, defalarca söylenmiş olanı yine söylediğini. Rutinin kalıplarını kıramıyorsa alışılmışın dışına çıkamıyor. Defalarca söylediğini tekrar tekrar söylüyorsa da özgünlükten uzaklaşıyor arkadaşlar. Yani farklı bir şey ortaya koyamıyor. O zaman kabiliyetini boşa harcamak zaten bizim e, yukarıdakilerde bulunmamış oluyor. Peki. Artık dokuzuncu sorumuzdayız. Bu parçada altı çizili sözle yazarlarla ilgili olarak asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şüphesiz ki her yazar yaşadığı çevrenin etkisi altındadır. Ancak gerçek yazar yazmaya başlamadan önce uzun bir çalışma, düşünme yani ön hazırlık süreci yaşar. Gerekli malzemeleri toplar, kendisi için uygun fiziksel ortamı hazırlar, avını tam olarak pençelerine aldığı zaman bakın şimdi artık avı tam olarak pençeme aldım. Yani ben bütün o hazırlığı yapmışım. Ortaya başarılı bir yapıt çıkar. Tamam bakalım. Sanat çevrelerince yeterince tanınması. Hayır biri beni tanısın ondan sonra eser yazayım falan bunu söylemiyor. Biz o avı tam olarak pençelerine almak artık aldım yani pençeme hazırım demek değil mi? Evet böyle bir şey arayacağım. Maddi sıkıntıları tam maddiyattan bahsetmedim. Kendini en iyi biçimde ifade etmekten bahsetmedim. Hazırlık süreci... Bak işte tam kendim şıklara bakmadan yaptığımı fark ettiniz mi? Kendim bir şeyler çıkarıyorum arkadaşlar. Kendim zihnimde bana verdiğini biraz daha böyle fotoğraflayarak, görsel hafızada biraz düşünerek, sola atıp sağ çekerek bir birkaç kelime buluyorum ve o zaten cevap olarak aşağıda çıkıyor. Evet. Hazırlık sürecinde artık başarılıyım. Avımı pençeme aldım. Tamam. Konu saçımı orijinal böyle bir şey bahsettim. Hadi bakalım artık 10. sorudayız. Bu parçada geçen alt çizili sözde anlatılmak istenen durumun sonucu aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş arkadaşlar? Bakalım. Gazetelerde yazmak zorunda kalan edebiyat yazarlarının çoğu bunu maddi kayıplar, kaygılarla yapmıştır. Günlük olarak yazmak zorunda kalan sanatçı biriktirdiklerini damla damla tüketir. Hı. Hmm. Biriktik bakın şimdi. Biriktirdiklerimi damla damla tüketiyorum. Yani günlük olarak yazmak zorundayım. Yani şöyle mi? Ben e, şunu yaptım, bütün bir yaşamım boyunca bir birikimim var ama bunu her gün her gün anlatıyorum, her gün her gün veriyorum. O zaman tükeniyorum, damla damla tükeniyorum üstelik. Yani e, parça parça veriyorum, net bir şey vermektense, e, salt bir eser ortaya koymaktansa her gün bunu vermek çok iyi bir şey değil demeye çalışmış. Bu nedenle bir yazar bundan olabildiğince kaçsın yani kötü bir şey bu diyor. Büyük ve yetkin bir eser verememe. Bakın olur değil mi? Biriktirdiğimi damla damla veriyorum. Küçük 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 parçalarla veriyorum bunu. Net bir eser veremedim. İşte cevabı direkt çıktı Adana. Kendini günlük olaylara çok kaptırma. Bundan bahsetmedi. Günlük olay... Bak bu ne demek biliyor musun? Günlük olaylar, günlük bir olay yaşandı bunu anlattı. Olmaz. Yazarlık yeteneğini zamanla geliştirme. Hayır. Zorluklara göğüs geremez olma. Hayır. Maddi rahat. Hayır. Maddi rahatlık falan da bahsetmedim. Peki. 11'deyiz artık arkadaşlar. Bu parçada geten, geçen altı çizgi sözün anlamı hangisidir demiş. Neyi değil nasıl anlattığına bakarım. O zaman bu şu mu aslında? Bak hiç yukarı okuma. Ne neyi değil ne senin içeriğindir. Nasıl anlattığın ise her zaman üslubundur. Bu hiç şaşmaz tamam mı? Ne anlatıyor sorusu zaten konunun cevabıdır. Nasıl anlatıyor üslubun cevabıdır. O zaman o zaman neyi değil nasıl anlattığına bakarım derken ne içerik nasıl üslup. O zaman Böyle bir şey arayacağım. Konu seçimini önemsemek. Bak bu olmaz. Sadece konu demiş. Üslup da olacaktı. Yazarın özgün oluşuna bakmak. Başkasından farklı olmaktan bahsetmiyorum. Konu ve içerik, üslup ve içerikten bahsedeceğim. Akımın ilkeleri hayır. Heh, işte cevap Denizli. Konudan çok üsluba bakmak. Cevap Denizli. Sanatçının yazınsal süreci. Hayır bu da olmadı. Hadi son sorudayız artık. Bu parçada geçen altı çizili sözde sanatçının hangi özelliği üzerinde durmuş oluyorum? O daima karpuz bostanında kavun, gül bahçesinde diken olmayı tercih etti. Bakın şimdi. Kolayı seçmemiş yani adam. Karpuz bostanı varmış ama ben kavunu seçiyorum ya demiş. Bu bostanın içinde ben farklı olacağım. Değil mi? Özgün işte. Gül bahçesi var ama ben diken olacağım. Yine farklı. Gördünüz mü? Bu konuda eleştirilere de kulak takadı. Şiirleri bu nedenle hemen her dönemde konuşuldu Onların üzerine kitaplar kalem alındı Demek ki adam farklı bir şey ortaya koyuyor Her zaman kendini tekrar etmiyor Bu arada ben de bu düsturla hareket ediyorum artık tanımışsınızdır Mesela seneye baktığınızda kitaplarımızda o kadar çok değişiklik olacak ki O kadar çok şey katacağız ki arkadaşlar Her sene yenilik kendimizi sürekli tekrar etmeyeceğiz asla Evet çünkü aynı şeyleri te tekrar tekrar anlatmak da çok hoşuma gitmiyor benim Her sene o yüzden farklılaşmayı seviyorum o zaman ne oldu zaten söylediğimiz direkt orijinal değil mi özgünlük olsaydı o da olurdu ama özlülük farklı bir şey öz özü vermek yani gereksiz ayrıntı yok. Net bir şey vermek. Bu bambaşka. Orijinallik de olur. özgünlükte olurdu bunun cevabı. Evet bu dersimizde tam 3 tane testi bitirdik. Günün ödevi gelsin önce. Sonra günün sorusu gelerek nihayete erdireceğiz arkadaşlar. Test 6'yı bitirdik. Artık ödevimiz paragraf soru bankamızdan. Gördüğünüz gibi sorularımız nefis. 7, 8, 9'u çözüyorsunuz. Her gün 3 testle şu kitabı 21 günde bitiriyoruz arkadaşlar. Nefis değil mi? Günün sorusu geliyor. Günün sorusu şu. Burgu makarna nasıl yazılır? Gelsin cevaplar bakalım aşağı ama ki artık ye tekniğimize göre gelsin. Bağlamı da vereyim. Annem bugün akşam yemeğinde burgu makarna yapmıştı. Burgu makarna nasıl yazılır? Evet bugünlük dersimiz bu kadardı. Çok keyifli geçiyor benim açımdan. Böyle soruları çözmek, size anlatı anlatı çözmek, kendi bakışımı, bakış açımı size yansıtmak aşırı keyifli arkadaşlar. Sizin de döntülerinizi merak ediyorum. Bir kemik kadromu da bir görmek istiyorum her gün. Her gün, her gün şurada bir yoklamalarımızı da alalım arkadaşlar. Evet bir sonraki bir derste görüşünceye dek ne diyorum her zaman olduğu gibi unutmayın ki kalbim sizinle güç her zaman bizim.